Fenerbahçe Kulübü Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu e, e, Fenerbahçe Kulübü Nihat Özdemir'in e, kulüpten istifa ettiğini açıkladı. Ve diyor ki e, yaptığı açıklamada Nihat Özdemir e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından da istifa etmelidir. Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe ikinci baş, ikinci başkanı değil mi? As başkandı Nihat Özdemir. As başkanı. Bunun eğer elle tutulur gerçek bir sebebi varsa bu anlatılmayan konuşulan yani bu düşünün. kavga gürültünün yani anlatılmayan Bilmiyorum bir sebebi herhalde. varsa Çünkü Ali Bey Sayın Başkan'ı dinlediğimde hani şeyse de diyor yani şey niyet söyledikleri ağızdan çıkmışsa diyor kaçmışsa diyor yani dil sürçmesi ise diyor bu, bu böyle olabilir diyor yani böyle olamaz kesinlikle bilinçli yaptı demiyor değil mi okuduğumuzdan anladım. Ben dinledim de ben. 2 saat 20 dakika da olsa evet. hani e, o dinledim başından sonuna kadar. Şimdi böyle olduğuna bir inanç varsa bunu söylet yani açılıp telefonu ya başkan hani böyle anlaşılıyor. Sen bunu bir düzelt. Böyle mi demek istiyorsun hakikaten yoksa demek gerekir. Yani, yani. beklemek yanlış bence. Ha eğer düzeltmezse o zaman ha dersin ki bak bilinçli söylüyor bu. Sadece ki. şunu düşünebilir miyiz şimdi? hani o zaman böyle kavga gürültü konusu olur. İlle Fenerbahçe başka O empati... zaman da niye bunu söylemiş çok özür Onun da açıklanması gerekir. Empati yapmak için ille Fenerbahçe başkanı olmaya gerek yok. Herhangi bir isimde şimdi sonuçta e, hani Nihat Özdemir de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. E. Yani hani sabaha kadar bekledim diyor ya Fenerbahçe Başkanı. Bekledik Beşe diyor ya, Fenerbahçe Ali Koç. E, yani beklemesi de bir yandan da anormal bir durum değil. Çünkü hani bir tarafta da Türkiye Ama böyle Futbol oldu, Federasyonu kriz oldu. Başkanı var ya. Ama yani. kriz oldu ya ben nasıl çözülürdü bu iş onu diyorum. İletişim sorunu var burada. Ya yani, yani bir şekilde, bir şekilde ulaşılır denir ki ya başkan, bak böyle bir şey dedin sen. Biz senin bunu hani dil suçmesi olduğunu biliyoruz. Yanlış sen anlaşıldı. Bunu, sen bunu yani çok kısa bir, bir, bir şeyle, bir açıklamayla düzeltebilirsin. Düzelt? Kriz haline gelmesin. Kriz haline gelmesin bu iş. Hah, düzeltmezse bunun üzerine, ha, o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü yani. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman da niye acaba bu üzerine konuşulur. Ama burada bu işi iyi yönetmek lazımdı diyorum ben. Şimdi gelinen nokta doğru bir nokta mı? İyi bir nokta mı? E değil. iyi bir nokta değil elbette. Sen istifa et, sen istifa et. Karşılıklı. Yani Fenerbahçe federasyon sitesinden açıklama yapılıyor. Kendi başarısızlıklarını örtmek için filan. Acayip acayip şeyler anladın mı? Olacak iş değil yani. Kendi kendine çıkan zaten, gürültüye zaten, bak. Zaten ekonomik olarak darboğazdayız. Üstüne bir de korona virüs şeyi çıkmış. Bütün dünya durma noktasına gelmiş. Herkesin el ele vermesi artık bunlar boş laf gibi mi geliyor bilmiyorum ama yani e, düşman değil hiç kimse birbirine. Herkes birbiriyle mecburen dost olmak zorunda çünkü bu işin sahibi bu insanlar. Dost olmadan da el ele vermeden de yukarı hep birlikte yukarı çekmek kazanmak, kazandırmak mümkün değil. O ya. yüzden kavga etmeden birbirine girmeden, bunu ay, kamuoyuna ka yansıtmadan. Ay, bir kavga edecek bir durum şey varsa etmeden, da bu kavganın sebebinin nedir bunu Kavga Kavgada yani illa edilmeyecek diye de bir şey yoktur. Yani icabet ettiğinde çok en son tercih olacaksa da neden olduğunu anlatılır. Yani sadece hani söylenen bir şeyin başında iki cümle bir şey söylenmişten olup e Peki şimdi geldiğimiz so geldiğimiz nokta itibariyle eee Nihat Özdemir ne demek istedi? Sonuçta kulüpte istifa etti mi? Ben Nihat Özdemir'in konuşma İstifasını tarzı, yazılı ediniz. olmayan konuşma tarzını senelerdir takip etmiş bir kişi olarak benim inancım şu. Yani şike konusunda ne yapacaksınız sorusuna bana sorsan biz böyle bir sorudumuz yok derim. O pozisyonda olsam. Keser atarım. Ama Nihat Özdemir'in konuşma tarzı yani mutlaka böyle hani bir evren gaz bir gaz bulutu uydudan başlıyor. Yani bir yerden alması lazım. Tarzı böyle. Bir yerden alıp böyle döndüre 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 getiriyor. Bir yere bırakıyor. O yüzden de onu, onu söylemek zor. Bana öyle geliyor. Yani tek ilk bir tane konuşmasını dinlemedim Nihat Özdemir. Senelerdir dinliyorum. Yani uzatır konuşmayı ve hani hakikaten dinlemek için de çaba zarf etmen gerekir. Tarzı öyle yapacak bir şey yok. Yani çok var yani o jenerasyonda bu çok vardır. Ee, hani benim babam da böyle konuşur. Uzatır yani bir yerlerden alır lafı. Ya halbuki ben soruyorum ya işte ayran tuzlu mu olsun, tuzsuz mu Tuzlu ya da tuzsuz da kardeşim bana? A Argümanlarıyla İşte ayran esasında ki... bak şeyden biz Edremit'ten gelirken başlar. O, Hangi Edremit'ten? O... Balıkesir'de mi? Ha orada e, ayranı şey <laughs> <laughs> ayranı yediriyorlar. Sodalı mı yapıyorlar orada? Ayran dediğin şey de Balıkesir'de. Edremit biraz daha kıyıda kalıyor. Orada da yapıyorlar ha ya, çok güzel. Balıkesir balık olsun. Tamam, Peki balık tamam işte bak ben daha Edremit. Edremit'te bir usta vardı Balıkesir'e yerleşti. Edremit Akşener biz oralarda şey oluyor. <laughs> Sen oralarda suyu alıyorsun. Bilirim yani şu yor... bana öyle geliyor. Öyle değilse de bu açık açık yani anlatılır. Bundan söyledi, ondan söyledi. Ama mesela Aziz Yıldırım Mehmet Aslan yazdı. Aziz Yıldırım çünkü direkt muhatabı. Nihat Özdemir'le konuşmuşlar. Demiş ki Aziz Yıldırım, ben Nihat Özdemir'in öyle bir şey ima edeceğini düşünmüyorum demiş. Mesela. Değil mi? Mehmet Aslan yazdı bunu. Ee, öyleyse de açıklanabilir yani. Açıklaması için biraz önüne almak lazımdı işin. Ben burada bir iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum ve çok acayip bir yere geldi iş. O açıklamanın okunması da farklı olur mu diye sordum da o yüzden merak ettim. Sen ne düşünüyorsun? Ya açıklama gayet basit. Ya federasyonun ben federasyon Türkiye Futbol Federasyonu başkanıyım. Türkiye Futbol Federasyonu da hangi yılda hangi takımın şampiyon olduğunu açıklamıştır evet. dersin biter.